Herkese merhabalar, hepinize iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir video ile karşınızdayım. Bugün Ankara vlogu ile karşınızdayım. Geçenlerde Ankara'ya gitmiştim ve değişik bir vlog yapmak geldi aklıma. Bugün Ankara sokaklarında, Ankara'nın yollarından görüntüler ile ve birkaç kamera arkası dış ses şeklinde yorumumla sizlerle birlikteyiz. Öncelikle kanalıma abone olun ve vloga geçelim. İlk başta burada gördüğünüz gibi Kızılay'dayız. Kızılay'ın ruhunu alıyoruz. Sonrasında güzel sokak görüntüleriyle Ankara'nın ünlü olan oteline bakıyoruz. Bir Kuğulu Park güvercinliği ve sonrasında Seymenler Parkı, ünlü bir parkımız Ankara için. Orada biraz dinleniyoruz, güneşleniyoruz. Biraz da Ankara piyasasına sahip oluyoruz. Öyle bir yermiş. Güzel bir parktı. Yani Ankara'nın içinde böyle güzel yeşillik bulmak hoştu. Ondan sonra gördüğünüz gibi onun sol tarafından Kızılay'a inen bir yoldan aşağı iniyoruz. Güzel Ankara'nın içinde olduğumuzu hissettiğim bir yolda açıkçası. Şöyle değişik grafitilerle karşılaşabiliyorduk. Böyle değişik mimari yapıları çekmek istedim. Ve ardından burada Cem Adrian'ın evine rastladık. Daha sonrasında yoldan devam ederken Kırmızı Oda'nın çekildiği ya da işte o kitabın yazarı olan Skelsin Psikiyatrist yerine rastladık. Ve böyle devam eden görseller Ankara. Evet, bu yoldan inerken birçok müdürlük, birçok konsolosluk, birçok bakanlık, her şeyi, İçişleri, TBMM olsun. Bu TBMM'nin eski binası mesela. Birçok, yani Ankara'yı hissediyoruz. Burada Kafilap, Ankara'da Payer'de var neredeyse. Biraz Kızılay. Evet, tekrardan sonrasında Kızılay'dan yukarı çıktık otobüste. Burası Botanik Bahçesi, Botanik Parkı olarak geçiyor. Orada biraz turladık kuzenimle. Daha sonrasında Atakule'yi çok merak ediyordum. Atakule'ye çıkacağız şimdi. Atakule asansör, Atakule bileti 60 TL'ydi. Şu öğrenci kesinlikle değerdi bence. Hani bir kere gelip kullanıyorsanız. Çünkü Ankara'nın en güzel yeri, Ankara'yı her yerden görmekmiş gibi hissettim. Yani manzarası güzeldi Ankara'nın. Biraz Atakule'de de dolanalım o zaman. Ankara haritası böyle kafamda oturmadığı için tam nereye bakınca neresi anlaşılmıyordu. Eski böyle hani böyle harita tam bir şekilde oturup yani kafamda oturmuş bir şekilde baktığınız zaman bence bu Atakule'den bayağı iyi, daha keyifli, daha verimli olmuş olur o 60 lira sizin için. Ve bayağı içerisi şık bir şekilde şu anda gördüğünüz yer gibi. Güzel yani, ben bayağı beğendim içerisinde. Ve gün sonuna doğru da işte gün batımına doğruydu bizim geçtiğimiz saatte. Çok güzel bir güneş gün batımı vardı. Güneş manzarası vardı. Bu da bu arada sizi drone manzarasıyla gezdiren bir şeymiş. İşte Ankara'yı böyle havadan gezdiren. Bu da ben. İşte bu da dediğim o gün batımı. Müthiş bir gün batımı. Burada asansörle geri tekrar iniyoruz ve şunu söyleyeceğim, 60 lira verdik ve çok böyle lüks bir yerde, yanında gördüğünüz kırmızı elbiseli adam bize eşlik etti mesela. Yani çok lüks, aşırı bir yerde. Sonrasında hemen Atakule AVM'sinde bir hamburger yedik. Bu hamburger sadece Ankara'da var galiba, hiç İstanbul'da görmedim. Lezzetliydi, ben trüf mantarlı öyle bir şey yedim. Lezzetliydi, hani standart boyutlarını seçebiliyorsun ve kolası ve sosu sınırsızdı. Bence değerdi, puan olarak da 7-8'i var gibiydi. Bu da Atakule'nin dışlarının akşam görünümü. Bir akşamda Bahçeli'de, o cadde, ünlü caddede biraz dolandık arkadaşlar, biraz takıldık. Daha sonrasında Kafilap'a girdik. Ankara'nın her yerinde olan Kafilap. Tüm herkes buradaydı o gün, bayağı kalabalıktı.
Sonra Bahçeli'de Ankara sokaklarında biraz dolanış, dolanmalar. Bu da metro, Ankara metroluğuna dair şunu söyleyeyim. Biraz basık geldi bana böyle biraz. Hani İstanbul ve Bursa'daki zaten çoğu yer yer altında değil, o yüzden daha açık hava, ama İstanbul'dakine göre de böyle çok biraz böyle basık boylamasına bir tık şey olduğu izlenimine vardım. O yüzden bir tık böyle sizi boğucu, soğutucu bir havaya, gerici bir havaya sahip diye düşündüm. Ben öyle oldum yani. Bu da ben ve arkadaşımın. Sonra çok duyduğum Aspava'ya gittik. Hemen ben bir soslu, kaşarlı dürüm söyledim. Arkadaşım İskender söyledi. Ben 175, o 185 verdi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi patates, iki patates, bir çiğ köfte, bir salata. Ondan sonra bir irmik helvası, dondurma, çay, künefe, hepsi ikram. Yani meze niyetine geliyor. O 175 sadece soslu kaşarlı dürüme verdik, ama ben lezzet olarak pek beğenmesem de kesinlikle doydum. Lezzet olarak çok yüksek bir puan veremem, ama fiyat performans doyma açısından iyi bir yer olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Dostlar selam. Biraz böyle tüm videonun ortasına bir giriş yaptık, ama şimdi değişik güzel bir dondurmacıya gideceğiz. Kardeşim çok güzel dondurmacı diyorlar. Ne diyorsun? Çok güzel. Şimdi gidince göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Ankara lezzeti. Burası. Dostlar şimdi geldik. Ne söyledik? Mandalina, kivi, gazoz, kavun, portakal, badem, çikolata. Şimdi hocam bir gazoz da alalım. Bu Sprite. Çok Sen de güzel. al. Bayağı. Direkt Sprite'ın dondurmuş hali gibi bir şey. Evet, çok güzel. Tamam. Güzelmiş bu. Hocam senin yorumun. Bence de çok güzel. Hadi. Ulan kivilden devam. Oha. Marketten direkt kivi mi? Evet, çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Gösterdim. Kardeşim bak, kivinin taneleri bile duruyor hala içinde. Portakal. Mandino. Mandalina. Burada mandalina var. Mandalina'dım. Ulan. Gerçekten direkt hepsinin meyve tadı geliyor. Bodrum mandalinası tadı var biraz. Allah Allah. Güzel. Direkt Bunu... yani mandalina. Evet. Diğerine geçelim. Nasıl yapmışlar? Geçelim bakalım. Kavunlu. Kavun. Direkt kavunun yani gerçekten meyvenin direkt tadı var yani. Kavun. Direkt hani dur, portakal. Portakal badem mi? Portakal, badem. Biraz fazla değişik karışmış bu. Tadı Evet. güzel ama tam bir portakal değil. Portakal tadı geliyor. Badem de geliyor. Bir şey daha var içinde. Vanilya mı, böyle değişik bir şey daha var gibi. Ben de tam anlayamadım ama evet, biraz farklı bu. Evet. Şimdi çikolatayı da sonlandıralım. Bu da direkt çikolata yani. Bu Evet. okey, bu okey. Orta yani çikolatası bence.
Ama direkt şu kavun, mandalina, gazoz ve kivi de direkt hani meyveyi koymuşlar. Çıkmış yani baya güzel. Kesinlikle. Tamam, bir de bitirince konuşuruz artık. Bay bay. Dostlar artık bana gurme diyebilir miyiz? Kesinlikle. Gurme miyim? Şimdi hemen yorum. Bunlar bir dondurma değil arkadaşlar. Kendileri çok güzel gerçekten. Yani kivi alıp böyle kivinin tüm o %100 kivi tadı geliyor. Okey ama %100 kivi tadı geliyor işte. %5-10 da süt tadı gelmeli. Süt işte artık böyle bazıları sal falan katıyor. Hani şey zaten sorduk. Dedim ben hatta şey olmadan önce. İçinde bunun süt yok dedim arkadaşa. Dedim mi? Evet. Dedim. Sonra şeye gittik sorduk. Süt yokmuş içinde. Sadece meyveymiş. %100 meyve. Hani bu şey meyvenin soğutulmuş hali. Ve hani gayet çok güzel. Hani tüm tadı geliyor. Onda sıkıntı yok ama dondurma değil tam bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama gayet güzel. Hani kivinin, gazozun, oğlum Sprite'ın aynısıydı direkt. Hani böyle Sprite'ı da alıp dondurulmuş hali gibi şeydi. Gece bunu Sprite'ı 2,5 litre alıp biz bedavaya da yapardık evde ama. Öyle. Yani tatları bayağı iyi. Mandalina'nın, kivinin, kavunun tadı %100 geliyor yani. Hocam senin puanın nedir buna? Bir de bir topu 12 lira onu da söyleyelim. 8 benim puanım bu ya. Lezzet olarak 8 mi? Evet. Peki fiyat performans olarak? Fiyatıyla düşünce. Aynı mıydı? Evet kesinlikle. Tamam. Ben dondurma olarak düşünürsem dondurma olarak 1-2 ama hani direkt kendisi olarak düşün. Yani kivinin soğutulmuş halini yemek istersen 10 yani. Hatta 9 hadi ona bakmıyorum da. O yüzden ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Evet bu kadar. Direkt yani mandalinayı buzluğa atıp bayağı güzeldi. Ama içinde dediğim gibi süt yokmuş, direkt meyve %100 kendisi. Bu şekilde. Şimdi genel bir Ankara hakkında bir düşünce yaparsam Ankara'nın yarısı zaten bakanlık. Hani o dediğim yoldan inerken sadece bakanlık, konsolosluk, işte İçişleri Bakanlığı, TBMM, Sanayi Odası Bakanlığı, Vakıf Bank'in genel merkezi, sadece onları görüyoruz yani. O bakanlık, o resmiyeti kesinlikle hissettim mesela o Ankara'da. Onun dışında güzel yaşanabilir ama deniz yok abi bir kere. Ankara sokaklarını gezdiğim, konsolosluğu, bakanlıkları gördüğüm güzel bir Ankara gezisi oldu. Vlogum bugünlük bu kadar. Biraz böyle değişik bir vlog yapmak istedim. Bu kadar o zaman. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Ve kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın. Görüşürüz.